Türkiye'nin çıkış yolunu ekonomi notlarında aramaya devam ediyoruz. Konum Ünspet CEO'su Doktor Hakan Çınar. Hakan Bey hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Efendim bugün sizinle aslında biz dünyada gündem o kadar yoğun ki özellikle küresel piyasalarda Amerika ile Çin arasında yaşanan bu ciddi anlamdaki ekonomik rekabet ve hatta ekonomik savaş da diyebiliriz. Başkan Trump'ın dünya üzerindeki ekonomi politikalarını etki eden kararları ve bu kararların ülke ticaretini, ekonomi hayatına yansımaları. Biraz buradan bir girelim isterseniz. Ondan sonra Türkiye boyutunu konuşalım. Evet, dünya gerçekten enteresan oyunlara sahne oluyor. Oyun diyeceğim bunlar artık yani küresel savaş diye veya ticaret savaşları diye adlandırdığımız şeyler aslında biraz strateji oyunu kabul etmek lazım. Amerika bu strateji oyununa Trump'ın gelmesiyle başladı. Daha önce de belki bu anlamda çok söyleyen olmuştur eminim ama Trump'ın tabi tavırları bu anlamda son derece rahatsız edici işte bir anlamda baktığınızda negatif çok fazla tepki aldı. Ama öbür taraftan da Amerika'nın kendi ekonomisi açısından bakıldığında Amerika aslında kendi ekonomi için kendi iç ticareti için, kendi vatandaşları için doğru adımlar atıyor bir anlamda. Korumacılıkla başlayan ve bütün dünyaya ki biz Türkiye'de alışkındık zaten korumacılık kelimesine bütün dünyaya korumacılık kavramını aslında bir anlamda öğretir bir tavırla Trump gündeme geldi, göreve geldi. Sonrasında gitgide yavaş yavaş e, tahmin edilen şekilde bir tırmanmaya doğru gitti. Evvela Avrupa Birliği ile olan serbest ticaret anlaşması konusu bir anda bir askıya alınır oldu ve şu anda zaten gündemde dahi değil. Ondan sonra yavaş yavaş Amerika tempoyu arttırdı ve özellikle Çin'le olan münasebetler konusunu çok fazla masaya yatırdı. Amerika dedi ki ben kendi e, ülkemi düşünmek zorundayım. İşte belirli ürünlere ilave vergiler getirdi. Hatta bunu her geçen gün daha da arttırdı biz kendi iş sistemimizi eleştiririz genelde ilave vergiler ama Amerika'da da bunun örneklerini gördük. Yanı sıra Çin'e karşı özellikle bir takım koruyucu tedbirler ortaya koymaya başladı. Ve bugün iyice hat safhaya ulaşmış durumda. Özellikle dev simlerini vermeyelim ama dev telefon markalarında daha doğrusu işte telekomünikasyon şirketlerinde çok ciddi savaşlar başladı şu anda. Çarpışmalar başladı. Ve Özellikle Amerika kendi markasını bu anlamda koruma ki onun da üretimin içinde yapıyor olmasına rağmen kendi markasını koruma adına Çin'in ortaya çıkarttığı dev markanın işletim sistemlerine doğrudan destek vermeyeceğini dile getirdi. Yani ticaret savaşları bir hayli şu anda dünya üzerinde hızlı ilerliyor. Şimdi baktığımızda mesela bundan yıllar yıllar önce söyleselerdi işte komünist için dünyaya açılacak, küresel bir oyuncu olacak işte Amerika kapalı politikalar izleyecek hadi canım falan derdik ama Tabii. bugün... Hakikaten bir şeyler böyle farklı farklı olmaya başladı. Dengeler değişmeye başladı. Yine hani bu insan iş gücü trafiğine baktığımda şunu gördüm Hakan Bey. Çin'de yüksek lisans yapan ya da görev yapan, doktora yapan öğrenci sayısı Amerika'dan daha az. Yani Amerika'daki Çinliler daha fazla. Yani ciddi anlamda bir ee, ekonomisinde de etkili olmaya başlamış Amerika'nın. Buradan da bu örnek verilebilir. E açığı kapatıyor Çin. Yani bir anlamda baktığınızda kültürel bir açık var aslında. Yani her ne olursa olsun Çin tabii çok gelişti, çok büyüdü. E, teknolojiyi öğrendi. Markalaşmayı öğrenmeye başladı. Aslında en önemlisi marka üretmeyi de öğrendi Çin. Yani yıllarca dünyanın ...fabrikası olarak nitelendirdik hepimiz biliyorsunuz. Şimdi. Ucuz mal üreten... Evet, evet, üreten evet. Şirket Halen ama bu abi, özelliğini evet. koruyor aslında tamamen kaybetmiş. Ama kaliteli değil. de yapmaya başladı. Evet, şimdi çok normal değil mi? Yani siz 1.6-1.7 milyar insanın yaşadığı yerde... ...bir şekilde o ülkeyi bir fabrik olarak kullandığınızda... ...mutlak surette oradan müteşebbisler çıkmayacak mıdır? Oradan girişimciler çıkmayacak mıdır? Böyle bir şey işin doğasına aykırı, işin fıtratına aykırı. Dolayısıyla ne oldu? Gitgide her geçen gün daha fazla girişimciler ortaya çıkmaya başladı. Daha fazla yatırımcılar ortaya çıkmaya başladı ve dediğiniz çok doğru, tespitiniz çok doğru. Çin bir anlamda dünyada şu anda söz sahibi ve artık ürünleriyle, markalarıyla konuşulur bir ülke pozisyonuna doğru hızla ilerliyor. Amerika'nın arkasından dünyanın en büyük ekonomisi haline geldi. İşte 13-14 trilyon dolarlık bir evet. ekonomik gücüyle. Şimdi bir süre sonra da bunun geçeceği söyleniyor. 2030'lu yıllarda böyle devam ederse Çin ekonomisi Amerika'yı geçecek diye dünyada ekonomistlerin bir öngörüsü var. Bir taraftan da Türkiye, Rusya, Çin ve Amerika arasında ve Avrupa Birliği arasında o tam merkezinde bir noktada yani... Herkes de ticaret yapması gereken ama ticaretini de dengeli yapması gereken bir pozisyon almaya çabalıyor Türkiye şu an. Vallahi bence zaten biz biraz Türkiye'yi konuşalım Sam Bey. Yani evet. biz derken programı anlamda anlamda <laughs> söylemiyorum sadece. Hepimizin daha fazla bizim burada nasıl pozisyon alacağımızı konuşması, tartışması, masaya yatırması lazım. Biz artık buna odaklanmamız lazım. Geç kalıyoruz buna odaklanmak için tabii. Şimdi dünyadaki bu değişim işte bir taraftan e, Türkiye'yi biliyorsunuz e, GTS sisteminden Amerika çıkarttı. Ama bir taraftan bize daha önce yüksek vergi uygulamış olduğu özellikle çelik sektörüne tekrar vergi indirimi geldi. Öbür taraftan bakıyorsunuz Brexit hala askıda ne olacağı belli değil. Orada da biliyorsunuz May istifa etti şimdi orada da nasıl bir pozisyon alınacak İngiltere'de bunu da kestiremiyoruz. Öbür tarafta Amerika ile Çin arasında savaş. Öbür tarafta gelişen Hindistanlar işte ne bileyim Bangladeşler. İyi ama biz bu işin neresindeyiz? Şimdi ben buradan biraz Türkiye'nin aslında lojistik e yerinden başlayarak gireyim söze izniniz olursa. Türkiye'nin biz yıllardır söylüyoruz en önemli avantajı jeopolitik konumu. Ezber evet, i̇şte artık. denizlerle evet, çevrili. Dilimize artık bu iyice yapıştı. Peresenk oldu. Üç tarafı denizlerle çevrili. Batımızda işte Avrupa hemen yanı başımızda Orta Doğu, Rusya işte Kuzey Doğumuzda vesaire derken biz aslında bir anlamda batı ile doğunun arasında gerçek bir köprü görevindeyiz. İyi ama bunu ne kadar kullanıyoruz? Şimdi bunu kullanmak için nelere ihtiyacınız var? Bir alban size vermiş olduğu coğrafi konum. Tamam bu var. Ama bunu geliştirmek gerekiyor. Limanlarla beslemek gerekiyor. Bu anlamda e, geçişleri buna göre e, çok daha iyi hale getirmek gerekiyor. Çok detaya girmeyeceğim. Ama asıl daha ziyade bizim bunun farkına varıp mevzuatlarımızı transit ticaret olarak, transit üst olarak kullanılabilir bir ülke pozisyonuna dönüştürüyor olmamız lazım ki Türkiye gerçekten bu köprü vazifesini görsün. Yoksa kimse bu köprüyü kullanmaz. Yani ben bu sözünüzden şunu anladım aslında. Türkiye limanlarını yeteri derecede katma değerli kullanmadığı için aslında elde edebileceği gelirden daha az bir gelir mi elde ediyor? Evet çünkü aslında hem buna bürokrasi bir anlamda engel oluyor hem de bizim oradaki doğan maliyetlerimizin daha önce de çok dile getirdim. Bizim orada doğan maliyetlerimizin özellikle acenta masrafları gibi hala yönetemediğimiz o kadar basit detaylarda boğuluyoruz ki biz hala yönetemediğimiz bir takım maliyetler var ve Türkiye lojistik maliyetler olarak pahalı bir ülke konumunda. Bakın artık dünya çok şeffaf. Herkes her ülkenin maliyetlerini, vergi zorluklarını, bir takım endekslerle çok rahat görüyor. İşte iş yapmak kolaylığı endeksi var. Şimdi bunlara bakıldığında Türkiye'nin hiç de iyi bir pozisyonda olmadığını görüyoruz. Ee, i̇çinde bulunduğum firma, e, temsil ettiğim firma Türkiye'nin gümrük kuşağı alanında neredeyse %9, %10'unu bu anlamda yöneten bir şirket. Dolayısıyla her sektörden farklı firmayla bu anlamda iş yapıyoruz ve her sektörün pozisyonunu görüyoruz. Neredeyse her şirket, her sektör daha doğrusu aynı zorluklardan, aynı problemlerden şikayet ediyor. Şimdi biz şikayet ettiğimiz noktalara dönüp baktığımızda aslında insanımızla övünmemiz lazım. İnsanımız son derece üretken, insanımız son derece ihracata odaklı. E, ha tabii katma değerli ihracat yapmayı markadan dolayı hala beceremiyoruz ama e, günün sonunda baktığımızda buna aslında çok yatkın bir toplumuz. E, girişimci, hala girişimci enerjisini ve ruhunu koruyor olmasına rağmen... Maalesef kendi ayağımıza sıktığımız, aşağıya doğru çektiğimiz bazı unsurlar bizim transit üs olarak yeterince kuvvetli olmamızı engelliyor. Geçtiğimiz hafta işte haftalarda konu kalmıştık. Sabri Ünlü Türkü Türkiye'nin en önemli tekstilcilerinden biri e, teknik tekstil konusunda da ciddi yatırımlar yaptı. Bir konteyner başında bekleyen bir e, çalışan insan için, bir insan için bir fatura bedeli kesildiğini, yani bunun da buna anlam veremediğini söylüyor. Yani sanayici bu aslında Bu bir tanesi. Bunun gibi bu o kadar çok. Bir tanesi. Çok... Bunun gibi onlarca olan anlaşılamayan, nedeni sorulduğunda cevap bulamadığınız sorular var. Ama bir sorular Türkiye'ye, Türkiye'nin daha fazla döviz girmek girmesine de engel olan sorunlar bunlar. Evet evet yani Türkiye'nin döviz girmesine engel olan bir kendi kendimize yarattığımız bir fiktif maliyet var orada. Kendi yani, ayağımıza sıkıyoruz orada. Evet evet. İşte bakın onun için söyledim limanlar diye. Şimdi Türkiye karayolunda çok iyi bir noktada. Bunu kabul etmek lazım. Gerçekten de karayolunda Türkiye Avrupa Birliği ile iyi bir bu anlamda iş hacmi yakaladı ve kendi kalitesinde kabul ettirdi. Standartları gayet yüksek bir karayolu taşıması yapıyoruz. Orada çok büyük bir sorun yok. Kendi sorunlarını kastetmiyorum. Yani Türkiye'nin ulaştığı potansiyel anlamda söylüyorum. Zaten Avrupa olan ile olan ticaret ve Orta Doğu'yla olan ticarette karayolunu kullanabiliyoruz. Ama asıl bizim için kritik olan denizleri, hava yolu da keza önemli. Denizleri Ama kullanalım. Biz denizleri kullanarak aslında transit ticarette gerçek anlamda bir transit üst olabilme yeteneğimizi kullanabiliriz. Sen şimdi üçüncü yani yeni havalimanımızda, İstanbul Havalimanımızda kargo taşımacılığında da Türkiye'nin bu anlamda bir transit üst olmasını bekliyoruz yakın gelecekte. Ama deniz yollarında biz hala yükselen maliyetlerimizle kendi içimizde dönüp Güney Kore'nin iki buçuk katı yani bunu çok söyledim kızacak bana yine dinleyenler ama Güney Kore'nin iki buçuk katı bir maliyet hala üstümüzde yapışmış duruyor. Yani niye bizi kullansın bu insanlar? Hayır, bizim bu negatif algıyı pozitif algıya çevirmemiz lazım. Umarım hani bu anlamda biraz daha fazla duyarlı olur herkes. ben demek yerine biz dersek aslında bu konuda bir yol alıyor olacağız. Şimdi limanların verimliliğinde çevremize bakıyorum ben. Örneğin Yunanistan'ın Pire limanını Çinlilerin aldığını ve işletme işlettiğine ve verimliliğin ondan sonra daha da arttığını gördüm ve bu Pire limanının özelleştirilmesinden sonra bu liman gelirlerinin Yunan ekonomisine ciddi anlamda bir katma değer sağladığını, katkı sağladığını görüyoruz. Şimdi baktığınızda bir şey var Hollanda Amsterdam liman bakıyorsunuz Hollanda'daki. Rotterdam. Rotterdam Limanı'na bakıyorsunuz. Rotterdam Limanı'nın Hollanda ekonomisine sağladığı katkı. E i̇şte bunlar nasıl yapıyorlar da bu kadar büyük gelir elde etmeyi başarıyorlar? Şimdi ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili çalışmalar var. Bakanlığımız tarafından, Ticaret Bakanı tarafından koordine ediliyor. Birçok taraf da katılıyor buna. Biz de zaman zaman toplantılara katılıyoruz ama bu ticaretin kolaylaştırılmasını sözde değil, özde gerçekten yapıyor olmak lazım. İyi niyetle bu yönde çalışmalar devam ediyor ama bizim bir an önce Bürokrasideki bazı yanlışları düzeltiyor olmamız lazım. Hala biz kaçakçılık kelimesinin Türkiye'de tam anlamını bilmiyoruz. Transit gelen eşyada bile beyan eksikliğini biz e, kaçakçılık olarak bu anlamda hala yargılıyoruz. E bunlar sürdüğü sürece yabancı korkar. Yabancı yatırımcı gelip burayı kullanmaya korkar, imtina eder. Çünkü onlar da gidiyorlar e, yurt dışı orijinli danışman firmalarına danışıyorlar ve bürokrasiyi öğreniyorlar. Dediğim gibi artık şeffaflık var. Herkes her şeyi okuyor ve biliyor. Dolayısıyla bizim buralarda kolaylaştırıcı etkilere ihtiyacımız var. Bakın biz biraz eleştirisel gittik ama hep amacımız ihracatı arttırmak, dış ticaret açığımız biliyorsunuz her geçen gün biraz daha azalıyor, daralıyor. Aslında bu da çok önemli bir avantaj. Dün de ben başka bir kanalda bir yayındaydım. Orada da konuştuk aynı şeyi. İnanın hani o kadar sevindirici ki aslında dış ticaret açığının azalıyor olması. Ha kaç sene sonra dengeye gelir diye sordu bana oradaki moderatör. Onu dedim kestirmek zor. Hani keşke matematik orada doğru olsa, matematik çalışsa. Ama bizim katma değerli ihracatı arttırmadan bunu yapmamız mümkün değil. Mesela bir başka şey söyleyeceğim size. Bir yandan katma değerli ihracatımızı arttırmak ve ihracatımızı geliştirmekten söz ediyoruz. Yine geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yeni bir bu anlamda yasadaki bir değişiklikten bahsedeceğim. Bir kararnameden. 22 euroya kadar e, özellikle hızlı taşımacılıktaki e, numune veya işte kişisel kullanımdaki eşyaların 22 euroya kadar ithalatında vergi muafiyeti uygulanıyordu. Doğrudan kişiye teslim ediliyordu ya da kuruma teslim ediliyordu. Bu kaldırıldı. Şimdi bir görüş dendi ki aman ne güzel oldu kaldırıldı işte ülkemiz buradan vergi gelir elde edecek. Ya, o kadar rakamlar bu anlamda o kadar küçük ki yani oradaki elde edilecek vergi geliri diye adlandırdığımız rakamlar çok küçük rakamlar. Şimdi bunlara ihtiyacı yok ülkemizin. Peki ne kaybetme ihtimalimiz var? Gümrük mevzuatına bir kere bu anlamda aykırı bir tutum sergilemiş olduk. Bu işin bir boyutu. Ama daha da ötesi biz Avrupa Birliği ile imzaladığımız Gümrük Birliği anlaşmasını 1995 yılında imzalayıp 1.1.96'da devreye aldığımız Gümrük Birliği anlaşmasında 1 bir Taksim 95 sayılı ortaklık konseyi kararıyla aslında burada e, karşılıklı olarak uygulamaları zaten biz kontrata bağladık nasıl uygulayacağımıza dair. Şimdi biz bunun dışına çıktık. Yani burada mütekabiliyeti eğer devreye alırsa Avrupa Birliği, evet. Avrupa da aynı muhafifleri E Ne yapacak buradaki acaba o zaman tekstilciyi ben merak ediyorum. Nasıl numune gönderecek? Veya bir plastik sektöründeki bir firma nasıl numune gönderecek? Nasıl bir anlamda işte küçük hediyelerini gönderecek veyahut da orada bir şube açtığı zaman buradan oraya kırtasiye ihtiyacını gönderecek. Gönderemeyecek. Hepsine çünkü ciddi vergiler ödenecek. Hepsini bir tarafa koydum ama en önemlisi numune. İhracatçılarımız buradan numune gönderiyorlar Avrupa Birliği ülkelerine. Ki bizim ticaretimizde, ihracatımızda Avrupa Birliği'nin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve o numuneleri ithal ederken düşünseniz adamın yüksek vergi ve birkaç gün bunun için zaman harcayacağını acaba alır mı? Yoksa tercihini başka bir ülkeden yana mı çevirir? Bunları biraz daha düşünerek hareket ediyor. Biraz daha tarafları dinliyor olup hareket ediyor olmak lazım. Yani dış ticaretimizi geliştirmek istiyorsak bizim küçük bazı dokunuşlara ihtiyacımız var. Peki şimdi Türkiye limanlarını diyelim ki verimli bir şekilde işletmiş olsa bu dediğiniz gibi liman işletmeciliği değil ama oradaki liman işletmeciliğinin dışındaki verilen hizmetlerdeki ordinolarda olduğu gibi <laughs> gereksiz bir takım masraflar olmamış olsa Türkiye'nin yıllık geliri kaç milyar dolar artar diye sorayım size. Yani <laughs> gene Hollanda örneğini aslında verebiliriz burada. Sorunu iyi analiz etmişsiniz Sami Bey. Onun için teşekkür <laughs> ederim. Evet gerçekten dediğiniz Ama doğru. Ama bu manzara bu çıkıyor çünkü. Evet, evet evet evet. Yani aslında burada limanlarda sorun yok veya gemi acentaları, gemi taşıma firmalarında sorun yok. Onların yanlış anlamaması lazım konuyu. Acentalar var. limandaki hizmetleri veren acentalar var. Oradaki operasyonu yöneten oradaki firmaların bir kısmı maalesef 1 liralık masrafları 5 lira olarak müşterilerine faturalıyor. 6 lira olarak faturalıyor veya dolar hatta TL değil. Şimdi ve bu gelirler inanın Türkiye'de kalmıyor. Bu gelirler yurt dışına transfer ediliyor. Biz buna o kadar çok şahidiz ki işin çok operasyonun çok içinde olmamız münasebetiyle ve ne yazık ki bu transferler ülkemizin parası ve ülkemiz burada biz numune e, ithalatlarında işte 22 euro muafiyeti kaldırarak çok komik rakamlarda bir gelir elde etmeyi düşünürken bu tarafta çuvalla paralar gidiyor. Şimdi söylediğiniz senaryo gerçekleşiyor olsa yani bizim... E bu arada tabii yük teslim belgesi yani eski adıyla Orduno e, yük teslim belgesinde mesela bir Danıştay kararıyla bizim yine şirketimizin müşteraklarını koruma kurulu kurulubunu e, yayınladı. E, bir Danıştay kararıyla e, artık Ulaştırma Bakanlığı'nın değil gümrük ile ilgili ilgili kurumu yani Ticaret Bakanlığı'nın artık yeni ismiyle e, uktesinde bir e, karar olduğunu ve gümrüklerde ordunun aranmadığını zaten e, bu anlamda bir anlamda tescillemiş oldu. Ben de buradan bunu anons etmiş olayım aslında Güzel. bir kez daha. Şimdi, e, ee, ticaretimiz mutlaka artardı. Yani transit ticaret üs olarak artardı. Şimdi Hollanda evet çok güzel bir örnek. Hollanda'nın bugün toplam ihracat rakamı transit ticaret dahil 600 milyar dolarların üzerinde. Bunun içerisinde inanın %60-70'lik bölümü transit ticaretten geliyor. Yani biz şöyle baktığımızda niye bizde bir 200 milyar dolar kötü senaryoda 200 evet. milyar dolar bir transit geçişi Türkiye üzerinden sağlamıyoruz. Bunun her tarafından ekmek yeriz Sami Bey. Orada bir tek Rotterdam limanı var. Bizde ise dört tarafımız, 3 tarafımız evet, da. Evet, evet. Şöyle diyor bazen. var verimli. E, firmalar diyorlar ki canım Türkiye'ye ne gelir sağlayacak ki oradan gelse gitse. Yapmayın. Bugün havalimanına gelip transit olarak uçan yolculan bile biz gelir elde etmeyi planladığımız için zaten havalimanımızı 3. İstanbul Havalimanımızı bu kadar büyük bir hacme ulaştırdık. Şimdi dolayısıyla transit geçen bir geminin veya eşyanın ki transitin ticaretinin de Türkiye'nin yapması mümkün bu anlamda. Ayrıca. Türkiye'deki tacirin yapması mümkün. Tabii ki ki. O zaman çok daha fazla gelir elde. Ben şimdi örnek veriyorum mesela İngiltere'de bakliyat yetişmiyor fakat dünyanın en büyük en, en çok bakliyat ihraç eden ülkesi İngiltere. Evet. Evet alın yani size evet. böyle bir örnek de var. Bakın biz bir de markalaşmayı öğrenmemiz lazım ee, Sam Bey katma değerli ihracat katma değerli ihracat hepimiz çok güzel söylüyoruz ben de çok söylüyorum bazen söylerken artık hani bir anlamda ya karşı tarafı üzüyor muyuz diye de düşünüyorum. Yani insanları... O zaman son olarak markalaşmayla ve o bu temennimizle bitirelim. <laughs> Peki. Noktayı markalaşmayla koyalım. Şimdi biz mesela baktığımızda önemli bir fındık üreticisiyiz değil mi Türkiye olarak? Evet. Ama biz fındığı alıyoruz İtalya'ya satıyoruz. İtalya çarpı 6 ile dünyaya pazarlıyor. Şimdi oradaki çarpı 6'nın değeri aslında tamamen markalaşma. Tabii. Katma değerli ihracattan Herkes makine üretmek gerektiğini, işte ne bileyim savunma sanayinde üretim yapmak gerektiğini, otomobil üretmek gerektiğini anlıyor. Hayır, değil. Sadece bu değil. Katma değerli ihracat, üretilen ürünün üzerine ciddi bir kar marjını ülkemize gelir olarak sağlamayı başarmak. Bu bunun iki yolu var. Evet, bir teknoloji üreteceksiniz. Değeri yüksek ve katma değeri yüksek olan ama veya ikinci seçenek gerçekten marka değeri olup Türkiye'ye değer katan ürünler üretiyor olacaksınız. Buna yazılım sektörü de dahil. Ben de bu sözlerinizin altına imza atıyorum. Tek bir laf etmiyorum. Evet efendim. Gördüğünüz gibi ihracat olmazsa hakikaten Türkiye için olmazsa olmazlardan en önemli kavramlardan bir tanesi ama katma değerli üretim üretip markalı ihracat yapmak önemli diyoruz. Evet biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. NTV'de kalın. Hoşçakalın.